Ya ya Mansur bunlar... yavaş'ın e, o konuşmasını lütfen yorumlayın. Ha şu 50 ankette de biliyorum evet. Sağlı sollu. Sağlı sollu evet. Şimdi, bir saldırı var diyor. Ya şimdi şöyle Mansur Bey sağlığı anladık sollu kim? Mansur Bey yanlış yapıyor. Yani durduk yere durduk yere Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir cumhurbaşkanı adaylığı tartışmasını e, nasıl diyeyim köpürtüyor. Bu tür ifadelerle. Yani duyuyoruz şimdiden bir efendim bir ekipler oluşmuş. Bir bir takım araştırmacılar kamuoyu araştırmacıları Mansur Bey'le anlaşmışlar işte 2028'e yönelik olarak bir takım işte kamuoyu algıları çalışmaları yapmak için vesaire. Bunlar duyuluyor. Biliniyor da yani. Bütün gazeteci arkadaşlarımız biliyor. Hatta isimleri de belli. Şimdi burada söylemeye gerek yok. Lütfen. Ee, şimdi ya Gördüğümüz şöyle, hani benim, yani seçimlere daha işte en az bir iki yıl, üç yıl var. Yani hani zamanda yapılmayacak seçimler belli. Çünkü Erdoğan da aday olmak istiyor. Erdoğan aday olabilmesi için seçimlerin en azından bir yıl erken yapılması gerekiyor. Yani 2007'de yapılacak olsa, 2024'de bir üç yıl var seçimlere. Şimdi e, CHP'de de e, bir e, şey var, e, potansiyel adaylar var. Sayın Mansur Yavaş da bunlardan birisi. partinin kararı daha hani belli değil diyelim şey olarak, teknik olarak. ve bu tartışmalar Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar verdiğine dair genel bir kanaat var. Cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmalarının bu aşamada yapılmasının Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar verdiğine yönelik bir şey var, genel bir kanaat var. Bunu Genel Başkan Özgür Özel de defalarca ifade etti, değil mi? Ekrem Bey de ifade etti. Ya bunlar erken daha diye. Evet. Mansur Bey de daha önce ifade etti. Ee, hani daha erken bu tartışmalar diye. Ama şimdi durduk yere ben 50 ankette birinciyim işte hani Türkiye geleninde şöyle böyle. Yani şimdi falan bu diyerek. konser üzerinden. Evet. Ferhat Murat da üzerinden. diyor ki bu konser <laughs> üzerinden. E, yani bu bir e, savaşın karşılıklı o resleşmenin getirdiği yani bu konser bahane. Sonuç bu. Şimdi Mansur Bey'in çevresinde gördüğüm kadarıyla e, nasıl diyeyim? Yani hani yanlış bir şey de kullanmak istemiyorum. Cumhuriyet Halk Partili olmayan bir kadro var. Bakın. Mansur Bey'in çevresinde 2028 adaylığına hazırlanmak için oluşturulmuş bir CHP'li olmayan bir kadro var. O kadro e, Mansur Bey'i yanlış yönlendiriyor diye düşünüyorum. Nitekim zaman zaman görüyoruz. Mesela muhalif gazeteci diye ya da sosyal medyada muhalif kişi diye bildiğimiz bir takım önemli kişileri de Mansur Bey'in Twitter hesabından engellendiğini görüyoruz filan. Ya yani böyle bir e, Mansur Bey'i erkenden bir sürece çok sürece soktu bir, bir ekip. Bu da hem Mansur Bey'e zarar veriyor hem de Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar veriyor. Şimdi Mansur Bey bu konser tartışmasında işte sağlı sollu sağlı anladık işte Ferhat Murat işte Gaffar Yakınca ya da işte AK Parti'ye destekleyen arkadaş, diğer arkadaşlarımız buradan Mansur Bey'e yönelik bir haksız bir algı üretmeye çalışıyorlar. İşte paraları konsere harcadı vesaire falan diye. Ama sollusu nedir? Yani soldan hani soldan derken hani CHP'yi kastediyor galiba ve bu parti içindeki adaylık rekabetini ima ediyor. En azından arkadaşlar öyle anlıyor doğal olarak. Evet, Ferhat Ferhat Murat evet. Ferhat e, Murat yani, öyle anlıyor. Evet. Hatta bu konser maliyetinin e, CHP içerisindeki bir kanattan, yani Mansur Yavaş karşıtı bir kanattan ortaya atıldığını O da o da aslında yanlış olarak yanlış görünüyor. Bildiğim kadarıyla veryansın TV ilk bunu çıkardı. E, Mansur Yavaş'ın bu e, işte Ebru Gündeş konseriyle ilgili iddia. İlk Varyansın TV'de yani Oda TV'de değil de Varyansın TV'de dile getirildi. Ben Oda TV'de demedim. Sana. Yok sen demedin de yani o ima ediliyor. Daha önce söylenmişti çünkü. Ama veryansın TV'nin bu haberi ilk çıkardığını ben biliyorum. Sonra işte bütün basın bu konuyu bir şekilde girdi, haberini yaptı vesaire. Ama şu... Dediğim gibi soldan yani CHP içinden Mansur Bey'e yönelik bir operasyon yok. Yani ne, neden neden olsun? Yani CHP kendi kendine neden önemli bir belediye başkanına, potansiyel bir cumhurbaşkanı adaylarından birisine neden böyle bir zarar versin? Bu akıl alır bir iddia değil. Nitekim bugün pazartesi geçtiğimiz cuma günü Murat Ongun yine Mansur Bey'e yönelik bu iddialar zirvedeyken Ekrem İmamoğlu'nun işte iletişim koordinatörü Murat Ongun bir tweet attı. Mansur Yavaş'ı savunma anlamında. Evet evet az önce vermiş. Biraz önce sen de verdin. Hı hı. Cuma günü de konuştuk. Yani ciddi de bir tweet yani. AK Parti döneminde İBB'de yapılan harcamalar. Yapılan e, yani 9 milyar liralık 2 yılda 9 milyar liralık konser harcaması yapılmış mesela. Onu açıkladı mesela Murat Ongun. Şimdi bu hani sollu saldırıysa bu saldırı mıdır? Bu bilakis Mansur Yavaş'ı desteklemek için yapılmış bir açıklamaydı, değil mi? Dolayısıyla hani Mansur Bey'in e, o sağlı sollu saldırılar iddiası bence yanlış bir iddia, yanlış bir iddia. Ben öyle değerlendiriyorum, öyle görüyorum, öyle görüyorum. E, ve dediğim gibi yani etrafında kendisini 2028 adaylığına hazırlamak için konumlanmış CHP'li olmayan CHP'li olmayan kişiler Mansur Bey'i CHP'ye karşı da bu açıdan e, e, yanıltıcı e, şeylerle Önemli. dolduruyorlar diye düşünüyorum. Peki bu arada Ankara Belediyesi'nin atmış olduğu SMS'e de yorumlar mısınız? Bir, bir lira bile harcanmamıştır. Neden bu farklılık var? 44 milyon lira açıklama, diğer açıklama, 3 konser için e, Mansur Yavaş'ın açıklamaları. E, kim yapıyor bu organizasyonu şimdi, Şaban Sevinç? Şöyle Mansur Bey. Bir biri... SMS savaşı var evet. yaşanıyor. Ankaralı insanlara, vatandaşlara gidiyor. Ankaralılar bir bakıyorlar Osman Gökçek'ten bir mesaj. Ardından bir bakıyorlar ABB'den bir mesaj. Mesaj taban tabana zıt. Evet. Yani bu e, yap o es ABB'den atılan SMS de yanlış değil mi? E tabi 1 lira evet. bile harcamamıştır. Evet, o var. var. Yolsuzluk bu dönemde olmayacak diyor mesela evet, şimdi ABB. Bu bile şeyi gösteriyor yani Mansur Bey'in çevresindeki o siyasi ekibin e, önemli yanlışlar yaptığını gösteriyor. Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hani resmi şeyinden atılan bir SMS'te bu tür basit hatalar yapılmamalı basit hata ama e, basit hata tabii Bir lira bile harcanmamıştır diyorsun sonra diyorsun ki işte iki günlük şey için 44 milyonlar bir organizasyon yapıldı diye bugün sanki yavaş kendisi açıkladı. E, i̇şte rakamlar ortada. Evet rakamlar ortada kendi ifadesiyle. Yani ABB'de peki yani mesela bilmiyorum ne, ne olur bunu sorgulamayacak mı mesela Mansur Yavaş? Ha bu bu SMS'i kim attı diye sormayacak. Sorması gerekir. Ve hesap sorması gerekir. Öyle, öyle bir mesaj i̇ki. atıyoruz diye sormamışlar mıdır Bilmiyorum. belediye başkanına? Sormaları gerekir. Sormalara gerekir. Bir iki bir de mesela Mansur Bey'in o program başlarken aktığına verdiğim bir şey vardı, sözleri vardı. Ee, belediye içinden birisi ya, yanlış bilgi sızdırdı diyor, değil mi? Evet, öyle. Diyor. Şimdi bu tür bilgiler yani e, hani belediye başkanının Peki. Böyle hani milyonlarca lira düzeyinde yaptığı harcamalar, projeler, işte konser organizasyonları vesaire. Bu belediyedeki her personelin ulaşabileceği bilgiler değildir bunlar değil mi? Ya, bulması kolaydır o zaman. Yani hani belli bir dar ekip… Kültür Dairesi, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı. Iki bölüm. Ödemeleri onlar yapar. İki bölüm. E, i̇şi de Kültür Dairesi verir. Kültür Dairesi <laughs> ve Başkanı. Üç Bunlar bilir yani. İki, İki yer. Onlar var. bilir. Dolayısıyla genel sekreter şimdi, yardımcısı, yani genel sekreter bul, bulunması ve başkan. Kolay. Pek gaflar yakınca. Dolayısıyla, dolayısıyla ya. şimdi dolayısıyla şimdi şimdi Sayın Yavaş 6 yıldır ABB başkanı. Yani 6 yıldır başkanı olduğun belediyede senin böyle hani mahrem denilebilecek bilgileri e, senin aleyhine çalışan bir personel nasıl ulaşıp bunu e, yanlış bir şekilde senin aleyhine yok ya orada çok da bir şey. falan ben bu yere ulaşayım yani bunlar şey değil onu yani, da doğru bir şey yani, bulmuyorum yani, yani doğru bir çok yani falan. ulaşılabilir ama yani orada çok böyle hafif yapmaya gerek yok yani buralar çünkü büyük kuruluşlar ve bu buralarda bir büyük ihaleleri kadar insan ihaleleri şeffaf açık olsun, yapacağım, yapacağım gelip, içeriden buluruyor. bilgi sızması kötü bir iş tabii. bilgi sızması anlamında bir de yani önemli bir bilginin yanlış bir şekilde sızması ve bunun da Mansur Bey tarafından ifade edilmesini doğru bulmuyorum. Bir bugünkü işte o biraz önce konuştuğumuz SMS'in de hani e, yanlış çıkması ile birleştirerek söylüyorum. Anladım. Yani Mansur Bey çevresindeki yakınındaki... Kendi kadrolarını sorgulamalı. bir kendi kadrolarını, kendi kadrolarını sorgulamalı. sorgulamalı. Bu anlamda mesela geçtiğimiz hafta... Yani sağlı sollu derken önce kendi kadrolarını mı sor, sorgulamalı? Evet önce kendi Peki. kadrolarını sorgulamalı.